Var Odası'na hoş geldiniz. İbrahim abiyle beraber Konyaspor'un 9. haftada oynadığı Antalyaspor maçını ve önümüzdeki hafta oynayacağı Gaziantep maçını konuşacağız. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Ne var ne yok. Çok şükür. Senin sorumluluğun. İyi, iş güç, koşturuyoruz. Allah kolaylık versin. 9. haftayı noktaladık 18 puanla. Evet. Çok yoğun bir gündü aslında Konyaspor için, hem basketbol hem futbol açısından. Basketbolda da ufak bir değineceğiz ama Antalya Spor maçını bir ilk etapta nasıl değerlendirirsin? Yani baktığımız zaman 9 maçta 18 puan, 2 puan ortalaması güzel oran. Ligin genelinde şu ana kadar Konyaspor evinde de bir maç oynadı. Eskişehir'de maçlar yapmıştık daha önce. Evinde de bir maç oynadı. Buna rağmen 18 puan bence çok güzel puan. Eskişehir'leri ben deplasman sayıyorum. Tabii deplasman yani sonuçta. Yani çünkü oyuncu maçtan çıktıktan sonra evine gitmiyor. Tekrar bir yolculuk yapıyor. Tanımadığı bir stadyum, tanımadığı bir soyunma odası. O yüzden ben deplasman olarak değerlendiriyorum. Aynen. Yani Konyaspor'da deplasmanda oynamaya alışan bir takım görünümünde artık. Bu bizim için bence iyi bir şey oldu. İyi bir tecrübe oldu diyelim hani. Sonuçta taraftar olarak çok iyi bir şey diyemeyiz ama takımdan ayrı kaldığımız için Şöyle tecrübe aslında. olarak Yani baktım. geçen sene deplasmanlarda daha tutuk bir Konyaspor vardı. Evet. Zaten puan ortalaması da iç saha puan ortalaması çok farklı, çok yukarıda lig lideri. Ama diğer tarafta deplasmanda o kadar iyi değil. Bu Konyaspor açısından bu sezon içinde bir avantaj oldu aslında. Yani dediğin gibi Kesinlikle. daha mantıklı. Kesinlikle. Daha çok tecrübe anlamına geldi bizim için. Tabii Konyaspor iyi mi oynadı? Antalya karşısında iyi oynamadı. Kötü mü oynadı? Kötü oynadı da diyemeyiz. Topun hakimiydi ama hücumsal anlamda bazı sıkıntılar mevcut. Birkaç maçtır mevcut. Daha önceki programda konuştuk. Hücumsal anlamda bazı problemler olmasına rağmen mücadele anlamında iyi bir Konyaspor görüntüsü veriyor her zaman için. Bu da iyi bir şey aslında. Yani o takım savunmasının verdiği yani yapı Konyaspor'a hani mesela Vaduz maçındaki o durumları bir daha yaşatmayacağını düşünüyorum. Orada daha farklı durumlar vardı. Evet. Tekrardan dönmeyelim ama tecrübesizlik de diyebilirsin, zemin de diyebilirsin. Birkaç etmen daha sayabilirsin buna. Hani Konyaspor'un bir daha öyle bir dağıldığı bir maç bu sezon çok nadir görürüz. Çok göreceğimizi ben zannetmiyorum. Antalyaspor maçında da ben şöyle değerlendiriyorum aslında. Geçen hafta burada konuşurken demiştim ya, Nuri Hoca'nın nasıl bir oyun sergileyeceğini bilmiyoruz. Çünkü 4 maç galip gelememiş bir takım. Zaten hoca da cezayı biraz savunmaya kesmiş gibi. Stoper ikillerini değiştirdi. Veysel, Kudryashov, Naldo üçlüsünden ikisiyle oynuyordu. Ve bu üçlü gerçekten yerden rezalet bir oyun oynuyorlar. Yani havadan iyiler ama hatta bu üçlü son 4 maçta oynarken Konyaspor maçından önce 11 gol görmüş kalesinde Antalyaspor ve bunun 10 tanesini yerden pozisyonlarda yemiş. Sadece bir tane Thiam'ın kafa vuruşu var Kayserispor Evet. maçında. Hoca bundan şikayetçi olacak ki hem ayağı hem de havadan daha iyi olan Ömer Toprak ve Luyendama ile başladı. Ve o belki Antalyaspor'dan biz bir reaksiyon bekliyorduk ama onu ilk yarıda bekliyorduk. İkinci yarıda gösterdi. İkinci yarının başında gösterdi. Tabii defans tandemine değindin aslında. Defans tandemine Ömer Toprak sakattı. Geçen hafta da konuşmuştuk. Ama şu var. Luyendama ile birlikte iyi bir ikili oldular mı? Fena Ya bu değiller. ligin seviyesinde Lindemann bence. biraz daha hazır gözükmedi yani açıkçası ama baktığımız zaman stoper havuzuna Antalyaspor'un fizikli futbolcular var. Ama hep de yaşlı futbolcular var. Genç futbolcu diyeceğimiz kimse yok yani. Yani yok Genelde evet. 30 yaşın üzerinde futbolculardan kurulu. Dolayısıyla yerden toplarda başarı sağlayamaması biraz da bundan geliyor bana göre. Hava toplarında iyiler ama yerden toplarda çeviklik anlamında düşük kaldıklarından dolayı biraz sıkıntı yaşıyorlar. Ama dediğin gibi ilk etapta Nuri Hoca biraz şeyi önlem almış. Defansa önlem almış. Ve hatta şunu söylemiştim ben. Maçı beraber ve ortada tutarsak, bir gol atarsak istediğimizi alırız demiştim. Ama biz ilk golü gördük kalemizde. Dolayısıyla çevirmemiz de zor oldu biraz. Çünkü karşıdaki rakip de biraz Evet. konsantrasyonunu yakalamış bir rakip. Doğru.
Şöyle yani maçta Antalyaspor savunmasına gelen 12 tane hava topunun 10 tanesini kazanmış bu ikili. Evet. Bir tane top kaybettiler, onda gol oldu. Orada kaleciyle anlaşamadılar. Bir de herhalde bir korner pozisyonunda Diouf vurmuştu. Oyuna girdikten sonra o. Onun haricinde ilk yarıda zaten ileride hava topu kazanamadık. Topu yere ne zaman indirdi Konyaspor? 42. dakikada Soner'le pozisyonu buldu aslında. Yani Evet. topu yere indirdiğinde pozisyonu bulmuştu. Yani Soner yine yani bencillik yaptı bence. Hatay'da da yapmıştı aynısını. Yani orada Muriç'e çıkartabilirdi. Çok rahat. Ama ben şöyle pozisyonu tekrar tekrar izledim. Kafasını hiç kaldırmamış. Yani kafasını kaldırsa görecek. İyi de halı sahada değiliz ki abi. Ben böyle bilerek ve isteyerek görmesine rağmen vermediğini düşünmüyorum ama sonuçta profesyonel bir futbolcuysan ve ceza sahasına girmişsen, golü koklamışsan etrafına şöyle bir göz atman lazım yani. Yani o alanlara ceza sahası içine topla beraber girmesi, topsuz girmesi gerçekten çok değerli. Ama orada pozisyonu gol yapamadığın zaman, etkili olamadığın zaman hiçbir anlamı yok bence. Bir de Soner'in yakalamış olduğu dakikalarda biz golü bulmuş olsak Abi içeri 1-0 biz girsen kesinlikle mükemmel yani. galip Zaten gelirdik yani. golden %90. sonra düşen bir Antalyaspor var. Bunu biliyoruz yani. Tamamen demoralize oluyorlar ve sen 4 maçtır kaybediyor. İlk yarıya 1-0 yenik girmiş. Taraftarı da atacaksın Antalyaspor'un önüne. Ondan sonra kendi taraftarlarıyla orada maçı çevirmeye çalışacaklar yani. Bir de şu var. Biz Mihailak'ı hiç öne geçtiğimiz maçlarda kullanamadık. Yani Soner orada bir pas çıkartmış olsa, Muriç atmış olsa hem Muriç'in biraz böyle Evet. toparlanmasına sebep olacak bir Kesinlikle. pozisyon ve Mihailak'ı da biz galip Daha gelmişken efektif oyuna atmış kullanabilirdin. olacaktık. İki fırsatta kaçırmış olduk yani. Yani orta saha oyuncularının ben burada biraz daha pozitif ayrımcılık yapması gerektiğini düşünüyorum. Mesela Hatay'da Diouf'a attırsan golü. Belki Diouf da biraz kendine gelecek. O golü attım diyecek. Ondan sonra burada Muriç'e attırsan golü. Ya diyecek Muriç toparlanacak. Bak İstanbulspor maçında olmuştu aynısı. Cilerme verdi ikinci golde penaltıyı. Evet. Kullan dedi Muhammed'e. Ondan sonra Muhammed 3 maçta gol attı. Ardından gelen 9 puanı getirdi sana. Yani burada hani forvet oyuncularına biraz daha ben pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bir de şu var. Benim hani maçta çok dikkatimi çeken toplam 177 tane ikili mücadele olmuş. Evet. Ve bunun 117 tanesini Antalyaspor, 60 tanesini Konyaspor kazanabilmiş. Yani bu da hani maça dair bize çok önemli bir şey veri sunuyor yani. Ve bu kaybettiğin ikili mücadelelerin de %80'i, %85'i 3. bölgede. Yani 3. bölgede rakiple oynayamadığın zaman oradaki hücum sürekliliğini de yakalayamıyorsun. Yani biz topla çok oynamışız. Yani pas istatistiklerine bakınca 314 pas Antalyaspor yaparken 485 pas da biz yapmışız. Yani topu almışız, oynamışız ki bu zaten ikinci yarıda çok fazlasıyla bariz. Özellikle golü yedikten sonra kendini belli etti. Ama maalesef ki topla oynayana puan vermiyorlar veya 3 puan vermiyorlar. İşte burada ikili mücadeleleri kazanabilmek önemli. Biraz önce bahsettiğim gibi. İkili mücadeleleri kazanacaksın. Topla tabii ki oynayacaksın. Ama topla oynayabildiğin gibi efektif de oynayabilmen lazım. Biz Kesinlikle. efektif anlamda biraz kısıtlı kaldık. Yani zaten rakip ceza sahasında 16 kez buluşmuş Konyaspor ve hani bu sezonun en kötü rakip ceza sahasında buluşma istatistiği. Evet. Aslında bu biraz bize dair, oyuna dair verileri sunuyor. Ama ona rağmen Muhammed'in bir kişisel becerisi, rövaşatası atası var. Diouf'un o son çizgiden çıkmasına ramak kalan bir top var. Ve direkten dönen bir pozisyon var Kavlon'un. Onların pozisyonunu eklersek buna. Ona rağmen yine maçı yani kazanabilecek durumda. Yani çok kötü oynarken bile hücumsal anlamda yine verimsiz oyun. Gerçi 1,5 XG yakalamış. Çok da kötü söylenemez ama buna rağmen bile maçı kazanabilecek durumdasın. Ama yani 90 artı 6'da en son golü bulabiliyorsun. Yani beraberliğe elbette hani çok sevinmeyebilirsin ama hani 90 artı 6'da artık 0 puanla dönecekken 1 puanla dönmek çok ya ben değerli buluyorum. Değerli, muhakkak değerli. Çünkü bir kere şu var. 9 hafta geçti. 9 haftada bir tane mağlubiyetimiz var. Bu takımın kendine olan özgüvenini bir kere yakalamasını sağlıyor. Bu önemli yani.
Bugün çok fazla çok fazla puan kaybı yapmış olsaydık veya birkaç tane daha yenilgimiz olmuş olsaydı Konyaspor yenilen rakiplerden bir tanesi denirdi. Ama şu anda Konya'ya gelen rakipler de buraya bir puan için geliyorlar artık. 3 puan parolasıyla gelen bir rakip olduğunu düşünmüyorum ben artık Süper Lig'de Konya'ya gelirken. Bunlar önemli. Yani olabilir. Bir de ben şuna inanıyorum. Yani rakiple, doğru rakiple doğru zamanda oynamak önemli. Mesela Fenerbahçe Konyaspor maçında Konyaspor rakibini Avrupa dönüşü yakalamıştı sanırım orada. Ve doğru bir zamandı. Konyaspor formunu yükseltmişti. Fenerbahçe ise çok biraz çalkantılı beraberliklerle vesaire gidiyordu. O zaman doğru zamanda yakalamıştı. Mesela Antalyaspor'u da, Hatayspor'u da doğru zamanda yakalamıştın. Çok kötü. Ligde hoca değiştirecek. Galibiyet alamıyor. Yendin. Şimdi Antalyaspor'u da çok doğru zamanda yakalamıştın yani. Çıkışa Evet. geçmesi gereken bir maç ama bir gol yiyince gerçekten çok demoralize olan bir ekip. Yine Tabii. mesela Antep'i de şu an doğru zamanda yakalıyorsun. Niye? 5 maçtır galibiyet alamayan bir Antalyaspor var. Tam yani istediğim bir takım. Mesela şu an ben Hatayspor'la ligde olsam karşılaşmam. Niye? Y hoca değiştirmiş. 2'de 2 yapmış ve formunu yükseltmiş. Biraz daha çekinebilirsin. Ya da mesela Ankaragücü kazandı bu hafta. Ya çok fazla ya ters gelebilir mi acaba? Form yakaladılar falan diyebilirsin yani. Evet. Tabii ligin ilk maçları her zaman zor olur. Her takım sistemini oturtamaz. Hoca değişiklikleri vesaire. Bu tür durumlar yaşandığı için. Ve analiz etmek de zordur. Takdir edersen. Kesinlikle. Yani Konyaspor herhangi bir rakibini analiz ederken oturmamış bir sistem üzerinden analiz yapmak takımlara doğru veriler vermez. Ama Konyaspor bu ilk dönemeci diyeyim. İlk kulvarı hasarsız bir şekilde atlattı. En azından minimum hasarla atlattı. Bu bir büyük bir avantaj bizim için. Bunun içinde saydığın takımlar var aslında. İşte Hatayspor'un hoca değişmişti. Sistemini çok kuramamıştı. Ankaragücü hakeza yeni kurulan bir takım diyebiliriz. Fenerbahçe işte Avrupa dönüşü ve birçok transfer Doğru. yaptı. Ona rağmen takımın sistemini oturtamadı. Ama biz burayları gerçekten fırsata çevirdik açıkçası. Tabii artık İlk kulvardan çıktık, ikinci kulvara girdik diyebiliriz. Yani de ben onu daha çok Dünya Kupası sonrası değerlendiriyorum ama. Yani olabilir. O da olabilir ama hani 9 10. maça girdik. Birkaç maç oynanıyor? 38 miydi? 38 maç. Hani ben 4'te 1 yani 4/1 dersek ilk bölümü bu şekilde atlattık. İkinci bölümde de hocanın maç sonundaki açıklamalar vardı Evet. biliyorsun. Orada bazı cümleler kullandı. Bazı oyunculardan verim alamadığından yakındı. Ben öyle anladım Memnun açıkçası. değilim dedi. Memnun değilim dedi. Şimdi tabii burada da hocaya iş düşüyor. Yani biraz ezberci bir yapısı var İlhan Hoca'nın. Şimdi ezberci Geleneksel de demeyeyim de diyebiliriz. daha Yani mantıklı. ezberci de yani bana göre aslında biraz ezberci. Çünkü Şöyle çok kuvvetli bir A planı var. Ama B muhakkak, planı muhakkak. A planı kadar kuvvetli değil. Kesinlikle. Zaten mesela maçtaki o yaptığı değişiklikler taktiksel değişiklikler mi yoksa can havliyle ulan kim varsa atayım içeri değişiklikleri mi? Ya sanki Yani biraz daha ikincisine yakın gibi. sanki. Abi ben şunu beklerdim açıkçası. Tamam Endri Çekici sakatlıktan çıktı oynamamasını anlıyorum. Hani ilk 11'de görmeyen arkadaşlar belki ya Endri Çekici kulübedeyken niye ilk 11'de başlamadı diyenler olmuştur ama sakatlıktan çıktığı için ben o toleransı veriyorum hocaya. Doğrudur. Ben şunu beklerdim. Hani geçen hafta orta alandan bir verim alamamışsın hücumsal anlamda. Ben çift torret çıkmasını beklerdim açıkçası. Muhammed ve Diouf'un. Çünkü Diouf'u bizim artık efektif olarak kullanabilmemiz lazım. Yani kanatlardan bu kadar fazla orta yapan bir takımın işte Ahmet Oğuz'u düşün. Muriç yani çok göremedik şimdiye kadar ama sonuçta orta kabiliyeti yüksek bir futbolcu Muriç. Mihailak hakeza geçen seneye göre daha iyi ortalar açtığını En görebiliyoruz. azından içeri kat eder. Demarke pozisyonunda kalırsan sana topu atabilecek yeteneğe sahip bir oyuncu. Endrio oynadığı zaman sağ açıkta onun da etkili ortalar kullanabildiğini, Zümer Bütücü Zümer hakeza zaten zaten öyle. konuşmaya gerek Cilerme'yi yok. konuşmaya gerek Gerek yok. yok. Yani bu kadar isabetli orta yapabilen bir takımda bizim Diouf'u artık etkin bir şekilde kullanmamız lazım. Milli maç arası geçti. Orada biraz kondisyon yüklenmiştir kendisine. Süre anlamında artık 45 Yukarıya dakikalara 50 çıkartmamız dakikalara çıkartmamız lazım. lazım Diouf'u.
Çünkü gerçekten değerli bir futbolcu. Tamam, biz yaşından dolayı ilk transfer edildiğinde eleştirmişizdir. Çünkü bizim beklentimiz Konyaspor'un geleceğinin inşası. Yani Konyaspor'un geleceği nasıl inşa edilir? Düşük yaştaki oyuncuları ama maksimum katkı alabileceğin oyuncuları transfer ederek alırsın. Hani Diouf belki bu beklentimizi karşılamadı ama sonuçta Diouf'un da değersiz bir futbolcu olduğunu bununla ilgili söyleyeyim. Twitter'da bir hesap tanıyorum. Neyle ilgili? Düşük yaştaki oyuncuları analiz eden bir hesap. Öyle mi? Vardır. Analiz eden arkadaşlar. Neyse, evet, konumuza dönelim şimdi. Yani aslında dediğin gibi, yani madem hava topu oynayacaktık, topu Muhammed yerine Diouf'a şişirseydik. Madem yapsaydın. Ne dedim? İki tane hava topu kazanmışsın hücumda. Bir tanesini Diouf vurmuş, çizgiden çıkarmışlar. Diğeri de gol olmuş zaten. Yani işte biraz önce de senin dediğin gibi A planı yüksek. A planı gerçekten çok güçlü. Çok kuvvetli bir A planı var gerçekten. Hoca İlhan Hoca. Hı-hı. Ama B ve C planlarının da biraz gözden geçirmesi gerekiyor. En azından çift forvette ben şunu size için istemiyorum yani. Hani şey vardır ya, İstanbul takımlarını yorumlayan işte ulusaldaki arkadaşlar. İsim vermek çok doğru olmaz ama ya böyle işte büyük takım der ki işte 4-4-2 oynar, 4-3-3 oynar kardeşim falan derler. Hücum ya. Futbolu hani, hücum futbolu vesaire. Bunlarla hep zehirlediler milleti. Ama ben sırf iki tane forvetle daha çok gol atabileceğimizi düşünerek söylemiyorum bunu. Muhammed'in forvet arkasında da efektif olarak iş yapabileceğini düşünüyorum açıkçası. Ya buna çok uygun bir futbolcu zaten Muhammed. Yani geçtiğimiz kariyerinde bunu hep oynadı yani. Antep'te de oynadı, Trabzon'da da oynadı. Yani bilmiyorum. Hoca biraz bu konularda çok şey yapmak istemiyor. Hocanın bahsettiği sence form düşüklüğü olan, istediğimi artık verim alamıyorum, bazı oyuncuların üzerine çok yük biniyor, tüm bu yükü takımda homojen olarak dağıtmalıyız demek istediği oyuncu grubu kim sence? Yani Zümer Bütücü... Zümer'den bahsediyor. Zümer'e gerçekten yük bindi. Ha, Zümer'in... Ben geçen hafta formun düşüklüğüne çok katılmamıştım ama... Ben de katılmıyorum. Hala katılmıyorum aslında. Yani şöyle Zümer katılmıyorum Bütücü, aslında. Aslında Zümer Bütücü'ye biraz hücumsal anlamda destek veren oyuncular olsa saha içerisinde daha etkin bir rol alabilir Zümer Bütücü. Ama bu sene skor anlamında en azından çok katkı sağlıyor. Ama şu da önemli. Mesela sen Zümer'e diyorsun ki topu kullan. 10 topun 5'ini kullan Zümer. Ama Muriç'e diyor musun? Geriye kalan 5 topun 3'ünü sen kullan Muriç. Mesela örnek veriyorum. Farazi konuşuyorum şimdi. Mesela yani. Oradaki pozisyonları ya da oyunu şekillendirmeyi hocanın nasıl dağıttığı da önemli. Şeye bakmıştım. Yanlış kalmadıysa hatırımda. Abi şu an Muriç zaten kanadı. Pozisyon kullanacak şey formda değil yani. Ben oynatmam değil, şu an. Değil. Kesinlikle. Açık konuşalım. Hayır. Ve şunu da söylüyorum. 13 maç falan oynadı artık. 10 maçı geçti. Bir şeye görelim artık. Yani tabii çok ki eleştirmiyorum hani niye geldi, bu takımda niye var. Çok kaliteli oyuncu bence. Ya, ama bir şeyler hani göstermesi lazım. Hani artık çıkıp ben buradayım, bir asist ya da doğru bir gol. O Borussia maçında bize sunduğu o şeylerden biraz göstermesi lazım. İlk maçıydı. İlk maçıydı. Evet. Ya çok şimdi, heyecanlanmıştım ben. Yani ağzımıza bal sürdü. Evet yani devamını getirdi yani değil mi? Yani Muriç beklediğimiz olan bir futbolcu evet. Ama sanki böyle bana şöyle geliyor. İki tane oyun kurucu kanatla oynadığı zaman Konyaspor biraz böyle bir duraksıyor gibi. Hani Zümer Bütücü de oyun tarzı olarak benzettiğimiz zaman Muriç'e ikisi de oyun kurucu kanat olarak betimlersek sanki bu oyun yapısında oyunu tutan taraf oluruz ama skora giden taraf olamayız gibi geliyor. Şöyle, ya şimdi topu 3. bölgede yıktığın zaman bu iki oyuncuyu da kullanabilirsin orada. Ama sen yaslandığın zaman ve geçiş hücumu aradığın zaman bu iki oyuncudan biri yük gibi gelebilir sana. Evet. Ama topu 3. bölgeye yıktığın zaman iki oyuncuyu da çok rahatlıkla kullanabilirsin. Oradan çevirirsin, buradan çevirirsin. Ama geçiş hücumu kovaladığın zaman, kontra atak kovaladığın zaman bir tane sanki yük gibi gelebilir. Ya işte bir tane Mihail Akı mı kullansak, Hamilton'u mu kullansak diyebilirsin. Şöyle olsa güzel olur mu? Mihail Akın sol ayaklısını alsak, Muriç'i 11'de başlatsak, onu da sol açıkta başlatsak. Yani bilmiyorum. Geçen yani haftada bir taraf hızlı, bir taraf konuşmuştuk ya. Yani Zümer, Muriç, Mihailak, ileride Muhammed. Yani orta saha
10 numaraya evrilebilir mi acaba? Ben hala aklımda o kafamda deli sorular yani. Oynayabilir mi acaba forvet arkasında? Ya sonuçta pasör bir oyuncu. Ya topla giden hareketli de. İşte geçen hafta da söyledim hani dar alanda sanki çok etkili olamayacak. Gerçi geniş alanda da çok şu ana kadar alanda, etkisini alamadık ama. Zaten dar alanda etkili olsun diye alındı bence. Yani Andrew varken ben 10 numarada Andrew'yi hep görmeyi isterim. Kesinlikle isterim. Eğer Andrew'yi... Çift torrent de istemem o zaman Andrew varken. Zaten Andrew'nin oynamadığı maçlarda Konyaspor gerçekten çok hücumda zorlandı. Evet. Yani Andrew gerçekten hani cebinden yeni bir şeyler çıkartmayı çok seven bir oyuncu. Uzaktan şutu çıkartabiliyor, ara pası çıkartabiliyor, topla ilerleyebiliyor. Yani bunların hepsini, ya hepsini belki 10 üzerinden 6 yapıyor ama hepsini yapabiliyor. Evet. Ama Muriç de mesela oyunu sete döndüğün zaman Muriç'ten, eğer formda bir Muriç'ten 10 üzerinden 8'lik verim alabilirsin. Ama geçiş hücumunda direkt 10 üzerinden 3'e düşüyor yani. Yani o oyun sürekliliği, farklı oyunlarda istediğini verebilme durumu Muriç'te biraz daha eksikti mi sanki? Yani İlhan Hoca artık bir... Yani benim gözlemlediğim bunlar. İlhan Hoca artık orada bir artık değişiklik mi yapar? Yoksa farklı bir... Yani sistem değişikliği kolay bir şey değil yani. Açık evet. Söylemek gerekirse. Bu çok şeyi söylemiyorum. Ve yani 2 yıldır beklent oturmuş bir oyun var. Bunu değiştirmek elbette doğru değil ama ufak tefek revize edebilirsin. Geçen sene yapıyordu aslında. Geçen sene mesela somut örneklerle gidelim. Enver Çekici ile başladı. Ligin başında. Sonra Mpoku'yu devreye soktu. Enver Çekici yedek kaldı. Mpoku yani güzel de oynadı yani açıkçası oynadığı maçlarda. Mpoku düşmeye başlayınca ama Ramonaş devreye girmeye başladı. Yani orta alanda gerçekten iyi bir şey yakalamıştı. Şöyle mesela ligin son zamanlarına mesela Oğulcan'ı da bu rotasyona dahil etmişti. Mesela Göztepe maçını Oğulcan almıştı. Orada Oğulcan'dan çok kuvvetli bir ön alan presi görmüştük Göztepe maçında. Galatasaray maçında da iyiydi Oğulcan. Bir gol bir asisti yapmıştı mesela. Evet. Göztepe maçında. Oğulcan da döndü gerçi. Hani benzer şeyler belki görebiliriz. Paz'ı artık kullanmaya başladı. Artık darısı Pavic'in başına oynatır oynatmaz bir şey diyemiyoruz. Ama hani sonuçta portföyde olan bir futbolcu illaki sahada görmek istiyoruz. Yani bu maçta oynayamazdı. Zaten yani sahadaki formda olan fizik gücü Pavic'ten daha yukarıda olan oyuncular bile bu kadar ikili mücadelede geride kalmışken evet. Pavic bu maçta düşünemiyorum. Yani şunun da etkisi var aslında. Orada Antalyaspor biliyorsun bay geçmişti. Sonra da milli maç arası derken fiziksel olarak iyi hazırlandı. İyi hazırlanmış bir de dediğim gibi yani oyunu bence değiştirmiş hoca. Yanlış hatırlamıyorsam milli takıma da çok fazla oyuncu göndermiyor. Yok çok göndermediler. Öyle olunca ister istemez fiziksel kalitesi Konyaspor'a göre daha iyiydi Antalyaspor'un. Evet. Ya bunu geçen hafta söylemiştim. Evet. Hani insanlar şey diyor ya 3 hafta oynamadı oyun sürekliliği yok. Oyun sürekliliği yok tamam kabul ama daha dinlenmiş bir takım. Evet. Ve orada mesela şu an İlhan Palut işte Gaziantep maçına kaç gün var? 5 gün, 6 gün var. Oyunu değiştiremeyebilirsin. Ama Nuri Şahin'in önünde 20 günlük, 22 günlük bir süreç vardı. Şöyle bir senaryo olsa Antalya Spor hiç ara vermemiş olsa o 4 maçlık mağlubiyet serisinin ardından hemen o hafta Konyaspor'la oynamış olsa yener miydik? Yani Konyaspor için daha kolay bir maç olabilirdi. Evet. Yani garip gelme şansımız ya var. Mesela bugün bu haftaki Antep maçı gibi mesela. Bir de için psikolojik tarafı var yani. Şimdi futbol sadece futbol değildir. Bunun ekonomik tarafı, psikolojik tarafı her şeyi de düşünmek lazım. 4 maç kaybediyorsun. 5. maçta geldin. İster istemez motiven düşer yani. Şimdi tabii ki 2 maçlık yani bay geçiyorsun. Milli maç arası var vesaire. Onlar da bir çıkış maçı olarak gözüyle bakıyorlar. Kesinlikle. Bu da bir gerçek. Yavaş yavaş Antalya maçını noktalayalım. Son dakikaları konuşalım. Adil. Evet. Nasıl? Adil. Yani ben saha içinden çok farklı gördüm. Sen televizyon karşısında nasıl gördün? Ben nasıl yansıyordu televizyonda? Ben sana sorayım. Orada neler oldu? Anlat istersen. Ya şöyle. Yani gergin maç aslında şeyle başladı. Luis Adriano'yla bir ikili mücadeleye girdi. Ve orada Luis Adriano'nun kendisini yere attığını düşündü. Ve bir anda böyle şey yapmaya başladı. Aynı şu hareketi yaptı.
Evet. Ondan sonra hani kalk falan dercesine. Orada bir üstüne baskı yükledi. Ardından birkaç pozisyon daha oldu. İkili mücadele. Zaten sert bir maçtı. Bir anda Adil böyle şeyden çıktı. Yani yedek kulübesine koşuyor. Taraftarla ilgileniyor. Arkadaşları sakinleştirmeye çalışıyor. Sarı kartı gördü. Hala hakemle el kol yapıyor. Bir şey yapıyor. Yani bu kadarına gerek yok bence. Şöyle bir de hem niye bu kadarına gerek yok? 1-0 yeniksin. Gol arıyorsun. Kesinlikle. Oyunun soğumaması lazım. Tam onu söyleyecektim ben. Yani sen burada Antalyaspor'un ekmeğine yazsın. Bunu Antalyaspor yapsa anlarım ki orada hatta bunu da Nuri Hoca'yı da buradan tebrik edeyim. Bir oyuncu Gaşa'ydı herhalde. Gaşa evet, mıydı? Ya Gaşa. Da olabilir. Şeyin yerine girdi. Sinan'ın yerine girdi Gaşa. Yok daha önce girmişti aslında sakatlanan. Şey, Sinan... Endao'nun yerine girmişti. Ha, Endao'nun pardon Sinan dedim. Maçın son dakikalarında karşı tribünde o tarafta yerde kaldı. Sedye istedi hakem. Nurşen hayır dedi bir dakika. Kalk dedi Gaşa'ya kalk top oyna dedi. Hı. Ya başka bir teknik direktör olsa burada oyunu soğutmaya çalışır. Ama çok hoca çok oyunun oynanmasını istiyor gerçekten. Gerçekten bunu yaptıysa ben takdir ediyorum. Bunu yaptı evet. Ben çünkü bunu gördüm. Televizyondan kareden izlediğimiz dikdörtgen diyeyim artık. Evet. Dikdörtgenden izlediğimiz kadarıyla biz hakim olabiliyoruz. Ama canlı izlenen maçlarda bu tür notlar daha değerli yani bizim için. Nuri Hoca geçen sene nedenini anlayamadığım bir nedenden dolayı bizim kalecimiz bize bir böyle bir şey yaptı ya. Böyle bir hareket yaptı hani. Antalya'da biraz öyle antipatik geldi bana. Dolayısıyla Nuri Hoca'ya karşı çok sempatik bakmıyorum açıkçası ama bunu yaptıysa gerçekten bunu yaptı, evet. Tebrik etmek gerek. Çünkü birçok yaşadık ya. Malatya Spor'da yani. Falan özellikle çok hatırlıyorum Malatya Spor maçlarını. Çok fazla yatıyorlardı gerçekten hani böyle insanın yatak koyası geliyor. Hani yatın kardeşim. Oyunda topun oyunda kalma süresi rezalet yani. Evet. 45 dakika 50 dakika yani. Maçın yarısını çalıyorsun ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yani Adil konusuna da değinecek olursam. Evet tekrar Adil'e dönelim. Benim orada gördüğüm yani çok gereksiz bir yere kadar tepkiyi anlıyorum. Bir yere kadar hani tepkiyi kendi üzerine çekip diğer oyunculara biraz daha rahat son 10 dakikaları geçirmesini anlıyorum. Ama abi orada tekrar atsa atılabilir. Gerçekten hani bunu söyleyeyim. Orada hakem ya Adil yeter. Çünkü 3 dakika 4 dakika sürdü o pozisyon. Ya bence de gerek yok. Şimdi futbolcunun hırslı olması iyi bir ya şey. O çok farklı bir şey. Ama sen zaten geridesin. Evet. Vakit alman gerekirken vakit geçiriyorsun. Evet. Ben bunu artık biraz idrak edebilmesi lazım yani futbolcuların. Evet. Ve İlhan Hoca da üzerine basa basa konuştu. Evet ve orada kulağına bir şeyler söyledi. Yani artık dur ya. Hani evet. Gerek yok yani bu kadar. Tamam eyvallah. İşten oynuyorsun, güzel oynuyorsun. Seviyoruz tamam. Eyvallah ama yani çok daha bir de formu da yakaladın. Şu an ilk 11 oyuncusun yani Konyaspor'un. Yani Avrupa'ya oynayan bir Konyaspor'un ligin şu an 3. sırasında olan bir Konyaspor'un ya birincisi stoperisin yani. İki stoperinden birincisin yani. Evet. Kalboyla beraber. Yani buna gerek yok. Ve kalbo sarı kart görmüş. Cezalı. Antep maçında yok. Sen de atıldığını varsayarsak. Uğurcan ve Karaman'la hiç beraber oynamamış. İki oyuncu oynayacak. Antep maçında. Buna ne gerek var? Ya biraz bu bilinç oluşmalı yani. Doğru. Sağ içinde. Elbette reaksiyon çok yüksek. Tansiyon çok yüksek. Ama bunun da farkına varmalı yani oyuncular. Yani şey dedin, stoperler değişiyor dedin de Kalbo da ceza aldı. Bizim evet, dördüncü sarı kart. Sıkıntılı bir durum ya. Şöyle, aslında şartlar biraz eşit. Gerçi Antep maçına geçecek miyiz? Adil'le ilgili son söylemek istediklerim. Allah'a emanet. Ya kötü bir, iyi bir maç oynadı. Oynamadı ama. Adil'i seviyorum. Hani gerçekten hırsıyla mücadelesini ben takdir ediyorum ama tadında bırakması lazım bazı şeyler. Yani ben dediğim gibi biraz daha üstüne koyması gerektiğini düşünüyorum. Antep maçına geç Adil'i konuştuk. Antalya maçı sonra konuştuk. O gün bir de basketbol maçı var demiştik. Sen basketbol maçındaydın abi. Aynen ben. Oradaki ortam nasıl? Oradaki hava. Tokaşı yenmek çok şey ister aslında. Yürek ister. Ya çok, ben çok basketten anlamıyorum ama geçen yıldan bu yana
gitmeye çalışıyorum. Playoff'lara falan gittim. Ondan önceki birkaç maça gitmiştim açıkçası. Yani Tofaş'ta ligin iyi takımlarından diyebiliyorum. Avrupa'da hani Şampiyonlar Ligi oynuyor. Beşiktaş, bir önceki oynadığımız Beşiktaş o kadar değildi ama. Yani o çok iyi takım değil. Tofaş iyi bir rakip ama yorgunlarmış. Hani ben yorgun de yorumları falan okuyorum. Yorgun çok geldi. Avrupa'dan yorgun geldiler. Aynen öyle bir durum varmış. Ama Konyaspor'da yeni bir ekip olmasına rağmen kötü oynamadı. Özellikle Can Altıntı maçı götürdü yani ikinci yarı. Gerçekten çok iyi oynadı. Tebrik ediyorum onu da. Ama onun dışında Erkin de iyiymiş herhalde. Yani ben maçı özetine baktım da. Bence çok iyiydi yani. Bir önceki maç Morgan iyiydi. Gerçi yine 20'nin üzerinde bir sayı attı bu maçta. Ama Can gerçekten ikinci yarı kopardı yani. Tabii onun öncesinde koparmamız gereken dakikalarda, ilk yarıda özellikle kopartacağımız dakikalarda bazı basit hatalar yaptı takım. Top kayıpları vesaire ama ikinci maçta almak güzel oldu. 2'de 2 gidiyor Konyaspor Basket. Tabii şu var. Playoff maçları tabii ki çok başkaydı. Çok başka güzeldi. Olur yani. Lig maçları gibi olmaz. Hala unutamıyorum. Ligin ilk maçına rağmen tribünlerin dolu olmaması beni üzdü açıkçası. Neden dolu değil? Sence? Neden dolu değil? Ekonomi mi? Ya bence sanki böyle bir tık daha bilet fiyatlarının düşmesi gerektiğini düşünüyorum. Neden dolayı? Çünkü şehir ve hava yakalamış. Basketbol havası, spor şehri, basketbol bir ilgi duyanlar var. Ben hani çok giden bir insan değilim. Ben bile gitmeye başladım yani açıkçası. Şimdi bu tür işte genç arkadaşlarımız var, öğrenci arkadaşlarımız var. Böyle kale arkaları, kale arkası diyorum, ağız alışkanlığı. Pota arkası. Pota arkasını böyle 20-25 lira gibi bir rakamlara falan indirseler, salon gerçekten dolardı yani. 5'te 2'lik bir kısmı doluydu sanki. Böyle yarıya yakın bir doluluk vardı. Maraton diye tabir edeceğim, hani yan tribünler doluydu ama pota arkalarının boş olması üzdü beni açıkçası. Yani futbol maçına yetişemeyiz endişesiyle gelmek istemeyen de olmamış olabilir. Yani ben de açtım telefonu, orada izledim yani. Hatta Fatih Başkan da laptoptan izliyordu maçı. Evet. Basket maçına gitmiş. İlk yarım saat öyle geçti yani futbol maçı. Hem bir taraftan futbola baktık. Bir de sonradan hani stadyumdan çıkıp evine gideceksin. Orada da vakit kaybı. Hani maçın son 15 dakikasına belki yetişebilirsin. Ama şöyle bakmak lazım. Şimdi Konyaspor bu şehrin önemli değerlerinden, marka değerlerinden birine sahip gerçekten. Ve ülkedeki iki büyük organizasyonda da takımı var. Çok güzel bir şey. Yani hem basketbolda hem futbolda bu ligin, bu ülkenin en üst organizasyonunda yer alıyor. Vallahi şimdiki gençler çok şanslı ya. Gerçekten. Niye? Gençler, çocuklar diyeyim, çok şanslı. İki tane, dediğin gibi işte, iki tane Süper Lig'de en üst düzeyde iki takımda şeyde oynuyor. Evet. En üst liglerde oynuyor yani. Bu gerçekten nimet. Biz futbolu ilk takip etmeye başladığım yıllarda daha doğrusu Konyaspor'u. İlk ne zaman maça gittin? Konyaspor'un ilk hangi maçına gittin? Kayseri Spor maçıydı. 1999. Yanlış hatırlamıyorsam. Kayseri Spor maçıydı. Hiç unutmam yani. Şeyde eski scoreboard derdik. Kale arkası. Orada izlemiştik arkadaşlarla. Ortaokula falan gidiyorduk yani. İlk o zaman izlemeye başladım. Yani takım hep ikincilikteydi. Benim de 2004 falan herhalde. Lige çıktığımız sene. 2003, 2000, 2000, 2002-2003'te çıktık. Yok daha sonra 2004-2005 falan herhalde o, o dönemde. 2003-2004'te Süper Lig'deydik. 2004-2005'te de Süper Lig'deydik. Yani sonra düştük, çıktık tekrar. Birinciliklerde takıldık. Basketbol takımımız yine üst liglerdeydi. Bir ara basket takımı kayboldu işte. Selçuk Üniversitesi vesaire oldu. Baktığımız zaman bir spor şehrinden bahsedemezdik yani. Ama şu anda bir spor şehri hüviyetinde Konya. Gençlerin bu fırsatları değerlendirmesi lazım. Hani hep diyorlar ya, sosyal medyada denk geliyorum. Gerçekten çok da sinirleniyorum yani o tabirlere. İşte Konya'da yapacak bir şey yok. Kardeşim nasıl yapacak bir şey yok ya? Yani bu insanların Bostadan veya ne bileyim kaldığın yurttan kafanı çıkartmıyorsun. Konya'da yapacak bir şey yok. Nasıl yok? Cumartesi pazar sporla ilgiliysen zaten bir sürü etkinlik var.
Onun dışında işte ya diğer sosyal şeylere girmiyorum. Çok konser git vesaire. Dumlu Pınar'a yani, git orada maç seyret. Çok eğlenceli yani. Ya tabii herkes her şeyi hani burada sevmek değil. Burada insanların aktiviteden ne beklediği de önemli. Ya buradan sen ne bileyim bir İstanbul olmasını bekliyorsun. Burası bir İstanbul değil. Ya da buradan bir Batum bekliyorsan burası Batum değil. Abi tekne yarışı falan bekliyor. Hayır yani burada yani bilmiyorum. Gençlerin istediği gidebilecekleri bir kafe mi? Oturalım. Telefonla zaten biz birbirimize sohbet edelim. Bu mu yani? Çok yani. Ya ben de belki daha genç sayılabilecek bir yaştayım ama ne bileyim yani bir elbette biz de kafeye gidiyoruz. Sohbet, muhabbet ediyoruz ama hayat da bundan ibaret değil ki. Kesinlikle. Ya kendini geliştirebileceğin, zevk alabileceğin ya birçok şey var ve Konya'da mesela son dönemde inanılmaz bir tenis heyecanı var yani. Selçuklu Belediyesi'nin önderliğinde tenis kortları açılıyor. Yani spor salonları açılıyor. Spor salonları açılıyor. Yani. Her taraf park bahçe dolu. Tamam belki biraz artık kış geliyor ama yani abi Konya'da da ne işimiz var hani cümlesine ben de çok katılmıyorum. Yani eğer çok farklı böyle egzantrik olaylar arıyorsan onlar da var. Param varsa git yap. Yani ben bir gecede veririm diyorsan 5000 lira olur mu abi sıkıntı yok ben götüreyim. Yani istiyorsan abi. Serdar Arçelik'in bir şeyi. Serdar abinin dediği gibi Inferno diye bir yer var İstanbul'da bulamazsın diyor ya. Var yani sen cebindeki paradan yani haber var. İstediğin şeyi yapabiliyorsun. Abi sen Konya'da. Yani şimdi Konya'da 100 liraya yapabilecek kaliteli etkinlikler var. Kesinlikle. Ama basketbolda 5000 lira 5000 liran varsa ben seni daha kaliteli etkinliklere götüreyim ya. Basketbolda bunlardan bir tanesi. Işte. Yani değerini lazım. Yani abi ne bileyim çok zevkli ya basketbol maçı. Bir de mesela sürekli bir aksiyon olduğu için hani belki futbolda o kadar çok aksiyonu göremiyorsun. Ama basketbolda 40 dakika evet. Her saniyesi aksiyonu yani. Yani aslında basketbol seyircisi farklıdır. Evet. O yüzden ben dolu boş olmasını yadırgadım biraz. Hani oraya giden taraftarın çok fazla futbol maçını takip ettiğini düşünmüyorum. Açıkçası. Yani çok farklı. Evet. O yüzden hani dolu olmasını beklerim. Üniversiteler açıldı. Hani playoff zamanında üniversite kapalıydı hatırladığım kadarıyla. Üniversiteler açıldı. Ona rağmen bilmiyorum. Hani daha büyük bir ilgi beklerdim. İnşallah daha iyi olacak. Beklentimiz o yönde. Geçelim yavaş yavaş da Antep maçına geçelim. Yani olabilir. Buraya eksik gelecekler abi. Ciloboj ve Ertuğrul cezalı. Onların da stoperde iki oyuncusu cezalı. Nasıl bir maç öngörüyorsun? Yani beş maçtır defans, kazanamıyorlar. Aslında Antep çok iyi başladı lige. Yani en son galibiyeti Antalya sanırım. 5-2. Bakayım ama. Sen yorumunu yap. Ben sanırım. Ben bakayım. Antep aslında lige iyi başlamıştı ve kötü de bir kadro kurduklarını düşünmüyorum açıkçası. 12 puanları var. Evet en son 3 üst üste galibiyet almışlar. 1-0 Ankara Gücü, 2-1 Hatay Spor ve 5-2 Antalya Spor. Ondan sonra oynadıkları 5 maç 3 mağlubiyet, 2 beraberlik. Adana'dan da puan almak ya biraz zor. Sana şöyle bir istatistik vereyim, hoşuna gidecek. Evet. Gaziantep son 12 dış saha maçının 10 tanesini kaybetti. Evet. Ya geçen sene zaten çok rezil bir durumları vardı deplasmanda. Zaten Erol Hoca'nın takımları hep genelde öyledir yani. Eğer iç saha oturmuşsa deplasmanda kötüdür. Ama deplasmanı bir şekilde oturtmuşsa iç sahada kötüdür. Mesela Fenerbahçe'de iç sahada kazanamıyordu. Bu sene, ama deplasmanda kazanıyordu hocam. Bu sene Antep Hatay'da oynuyor sanırım maçlarını. Oynuyordu. Antep'e geçtiler bu Adana geçtiler maçıyla mi? Beraber. Son maçı izledim. Aynen. Ama ondan önce Hatay'daydı maçları. Konya Spor'da bu istatistikten gidersek son 29 iç sahadaki maçının 27 tanesini yenilmedi. Bu da güzel bir istatistik Konya Spor açısından. Ligde mi Avrupa'da aynı mı? Ligde. He. Bilmiyorum ama ligde diye tahmin ama ediyorum. Ama bu yine çok iyi bir yani çok kuvvetli bir iç saha oyunu var Konya Spor'un doğru. Geçen sene geçen sezonun lideri Konya Spor. En fazla 40 puanla. En fazla puan toplayan takımı. Biraz böyle deplasman. Trabzon'la beraber. Deplasmanda puanlar çıkartabilseydik. Yani tabii Rize Spor, Antalya Spor doğrandık yani bu iki maçtan net bir şekilde. Evet kesinlikle. Onlardan da bir 6 puan almış olsaydık zaten biz ikinci bitirecektik. Evet. Yani. Nasıl bir maç öngörüyorsun? Maçın yani, saati de günü de değişti iki takımın da isteğiyle beraber. Gaziantep ben cumartesi açıkçası. Cumartesi 8.
Bence güzel oldu ya. Hani hadi bakalım akşam maçı isteyenleri göreceğim. Gerçi benim için çok fark etmiyor. Konyaspor'a göre ayarlıyorum ben. Hafta sonunda ama akşam olması iyi. Hani en azından 6'ya kadar çalışacak olanlar vardır. Empati yaptığımız zaman onlar gelemiyordu. Hı hı. Ama cumartesi günü akşam olması herkes için iyi, çoğu için ideal diyeyim. Genellemeyeyim ama. Ama şöyle abi, pazar 2.30 mükemmel bir saat değil mi? O da güzel. Geç kahvaltını ben ona da hayır demezdim açıkçası. Yani belki dinlenme günü olabilir. Öğlen yemeğine yakın zamanda kahvaltını yaparsın. Abi 2.30'da maçına çıkarsın. Maç bittiğinde de hala bir şeyler yapabilecek bir zamanın var. Bir aile oturmasına da gidebilirsin. Bir tekrar bir yemek de planlayabilirsin. Başka bir organizasyon da yapabilirsin. Ya bilmiyorum. Ya bu kültürün oturması lazım. Ya mükemmel bir saat bence. Elbette hani hava koşullarının da buna bu günün daha güzel geçmesi için yardım etmesi lazım ama bana sorarsan ki akşam maçı izlemek mi gündüz maçı izlemek mi? Ben gündüz maçı tercih ediyorum. Yani El Clasico saat 5'te oynanıyor abi. El Clasico saat 5'te oynanıyorken ne bileyim ya da diğer tarafta işte hangi maçtı? Arsenal maçı. Aa, yok Arsenal değil, bir önceki maç. Dur. Premier Lig'de. Benim buradaki isyanım şu ne oldu? Tottenham Arsenal bir önceki maç. 2.30'da oynanıyorken derbi, Londra derbisi. Premier Lig'de biz niye oynayamıyoruz? Ben bildim beni. Zaten gündüz maçları var. Abi, hatta derbiler çok, var. Çok eğlenceli. Ben abi saat 1'de 3'de açardım derbi izlerdim. Aynen. Premier Lig'de. NTV Spor'da yayınlanırken hani o dönemler dahi akşam maçı illaki oluyor. Yani illaki oluyordu ama derbi maçları dahi oynadığı dönemler vardı. Hala da var. Ama benim isyanım şuna. Benim için Konyaspor'un hangi saatte, hangi günde oynadığı çok önemli değil açıkçası. Ben çok absürt bir gün, çok absürt bir saat olmadığı müddetçe ya da çok absürt bir olay olmuştur. Ha, gidemezsin. Yani sağlık olmuştur. Başka bir şey olmuştur. Ben planlarımı Konyaspor'un maçına göre ayarlıyorum. Ama benim isyanım şuna yani. Konyaspor veya herhangi bir Anadolu takımı gündüz maçı yaparken neden İstanbul takımları gündüz maçı yapmıyor? Ya evet, burada yani prime time denen bir saçmalık var. Bunu anlayamıyorum gerçekten. Kurayla belirlensin kardeşim yani. Yani kurayla belirlensin. Herkes gündüz çekilir, akşam yani oynansın yani. Burada şey var. Çifte standart oluyor. O yüzden akşam maçları sanki böyle bana şey geliyor. Kaybettiğimiz bir hakkı kazanmak gibi geliyor bana. Hı-hı. O yüzden akşam maçının olmasını daha çok tasvip ediyorum. Daha iyi buluyorum. Anlatabildim mi? Anladım. Hangi bizim hakkımızı gasp etmişlerle kendimizi yukarıda olduğumuzu hissediyorum. O bizi yok, tam olarak öyle söylemiyorum ama sanki bizim hakkımızı gasp etmişler. O bizim hakkımızı elimizden almışlar da bize akşam maçı vererek o hakkımızı yerine getirdiklerini düşünüyorum. Anlatabildim mi? Anladım ama yani dediğim gibi ben yani gündüz maçını her zaman daha çok sevmişimdir. Daha çok izlemek istemişimdir. Yani akşam maçlarında ben dediğim gibi çok şey yapmıyorum ya. Çok sevmiyorum. Bir de şimdi meslek gereği de saat 8'de başlıyor. 10'da bitecek. Toplantı 10-10. Benim eve gitmem 11.30-12. Tabii. O açıdan ben da çok olarak baktığımda çok, ben çok da düşünüyorum. Çok da sevmiyorum ama hani zevk anlamında senin, da. Senin iş zamanın benim boş zamanım. Ya bize her zaman iş yani. Ya çok şey hakkı değil mesela. Ama o artık böyle şey oluyor. Sizin de prime time'ınız oluyor yani. Ya kesinlikle ama ne bileyim çok şey değil ya benim için. Hani akşam hani 8'de de olsa ben o işi yapacağım. 2.30'da ama 2.30'da yaptığım zaman gerçekten çok daha büyük zevk alıyorum yani o işi yapmaktan. Eski stadyumdayken şeyde birincilikte maçlar hep gündüz olurdu zaten. Çoğu diyeyim. Genelleyelim. O dönemler aklıma gelir hep. Böyle pazar günü bir maçı, bir buçuk maçı, üç buçuk maçı, üç maçı her neyse yani. Bu gündüz maçlar hep bana o PTT'de oynarken, eski stadyumda oynarkenki atmosferi hatırlatır yani. Sevmiyorum değilim. Konyaspor'un olduğu her dakikayı seviyorum. Değil mi? Ama o günleri de hatırlıyorum. Gündüz maçlarında. Oradaki özellikle şeyi özlüyor pazar musun? Günleri. Köfte ekmeği. Kesinlikle. Niye gelmiyor yeni stadyuma? Belediyeler mi izin vermiyor? Buradan da tüm 4 belediyemize de çağrıda bulunalım. Köfte ekmek istiyoruz. Yani şöyle
Ya bu her stadyumda var. Türkiye'deki her stadyumun etrafında var. Hani orada köfte ekmek gelince kardeşim çekirdek de geliyor. İstemiyoruz çekirdekçi taraftar diye. Mi ondan mı istemiyorlar mı? Çekirdeği almasınlar içeriye yani. Oradan Bilmiyorum dışarı maçı abi gidilemez de. çekirdekle seyretmek isteyen varsa o da gelsin Yok yok. seyretsin ya. Ya çekirdek. Çekirdek iyi bir şey değil ya. Niye? Hem çevreyi kirletiyor. Ya onu Hem eğitirsin de ya. Eğitim ya. bağıracak olan taraftar çekirdek olduğu anda bağırmıyor. Biz bunu Niye? çok yaşadık ya. Eski Bilmiyorum. stadyumda. Çok Eğer yani. Konyaspor taraftarının stadyuma gelmemesinin sebebi çekirdekse ben bunu çok... Köfte gelsin, Köfte de abi çekirdek köfte gelsin ya. Hatırla şey vardı hatta. Bu beyaz eşya kutularının Ha şey, minder, maça minder. şeyle olurdu ya içine Köpük. köpük. O köpükler satılırdı 25 kuruşa falan değil Artık mi? onun adı strafor falan oldu yani. Değişti onun Ya ismi. köpük diyelim biz değil mi? Köpük. Onlarla falan hatırlarım ben. Evet. Ben de çok şey değilim, yaşlı değilim ama onlardan giderken aldığımızı Galip geldiğimiz hatırlıyorum. maçları da atıyorduk onları. Evet, olabilir. Güzel atmosferler oydu açıkçası. Özledik. Aynen, güzeldi. Bir şey maçı unutamıyorum. Sene kaç onu tam hatırlamıyorum da. Neka mıydı? Trabzonspor'a frik golü atmıştı. Evet. Kaç? Şey, 2008 mi? Da Silva attı. O mu acaba? 1-0 kazanmıştık herhalde. Uzaktan. Uzaktan bir frikik Da Silva atmıştı. attı. Sol bek. O maçtaydım onu Hatta hatırlıyorum. Konyaspor'un gelmiş geçmiş en iyi Brezilyalılarından bir tanesi. Da Silva ve Cilerme. İkisinin Öyle yeri ayrı yani. mi? Tekrardan Antep maçına dönelim. Nasıl bir oyun bekliyorsun abi? Antalyaspor'un tarzına benzetiyorum ben Antep'i. Çünkü onlar da çok uzun topu kullanıyorlar. Şöyle Kanatları kullanmaya modern bir çalışıyorlar. kapançık takımı aslında. Hani Sagal ve Markoviç de beraber. Bence çok iyi de bir santrforları var. Figueiredo, Evet. Gezgin, pivot da olabiliyor ve golü koklayabiliyor. Yani gol neredeyse Figueiredo'yu orada görüyorsun. Onu zorlayan kimse yok. Biraz o yönden sıkıntı. Börben falan vardı. Sakat sanırım. Ben ayrıldılar herhalde. Bir tane Ayrıldı mı? 33 yaşında Bilmiyorum. bir Evet, topçuları onun var. ismi de aklıma gelmedi. O yüzden Paket miydi? söyleyemedim. Neydi? Packet miydi? Söyleyemeyeceğim Packet için hiç miydi? Dur yeltenmedim bakayım. yani. Packet'ti Packard. herhalde. Packard mıydı? Dur abi bakacağız şimdi. Sanki. Yani diyeceğim Packard. Packard. Aynen. Packard var. Başka da yok. Kanatları kullanmaya çalışan bir takım. Uzun toplarla hızlı çıkışlar yapma eğiliminde olan bir Ay takım. kapançık ya Ben direkt modern. Antep'te hep şu anımsatıyor bana. Şumitika'nın kurmuş olduğu bir sistem vardı orada. 3-5-2. 3-5-2. O sistemi hep devam ettirebilen bir görüntü alıyorum ben sürekli. Mesela Erol Hoca da öyle. Dörtlü defans yapıyor ama dönem dönem üçlü defansa dönebiliyor yani. Biraz sanki hani bizde de vardır ya Aykut Kocaman sistemi hani böyle bir oturmuştu. Çok değiştirememiştik. Onun üzerine gittik bir dönem. İşte İsmail Kartal olsun. İlhan Hoca'nın ilk geldiği zaman da biraz ona benzer bir yapı vardı. Onlarda da Şumudika'nın kurmuş olduğu sistemi devam etme eğilimi vardı sanki. Futbolcular kafasında ona göre oynuyordu demek ki. Hani Erol Bulut'un etkisi muhakkak tartışılmaz. Ama orada da bir alışıla girmiş bir sistem vardı bana göre. Hala da devam ediyor. Yani o dönemden kalan oyuncuları var hala kadroda. Tabii Maxim var. Yani Çok iyi bir duran top kullanır. geçen hafta biz Fernando için ne kadar olumlu cümleler kullanmışsak ve golü de attı maalesef. Maxim için de benzer şeyler kullanabiliriz. Hatta daha skorer bir isim. Maxim. Fernando biraz daha Antalya Spor'daki Fernando biraz daha gerideki işleri yapabilirken Maxim de ön taraftaki işleri yapabiliyor. Yani gerçekten çok kreatif bir oyuncu. Hem duran top kullanma anlamında çok değer Kesinlikle. katıyor Antep'e. Hem de oyunu sürükleme anlamında yapmış olduğu dribliklerle, şutlarla, vermiş olduğu ara paslarıyla çok tehlikeli bir oyuncu. Yani Maxim'in performansı Konyaspor Antep maçının skorunu belirleyen bir etmen olabilir. Yani topu çok iyi yönlendiren bir oyuncu. Duran top becerisi zaten var. Topla dribling de yapabiliyor. Ama burada bence maçın kaderini büyük bir ihtimalle Toşka ve Arda oynayacak stoperde. Gaziantep için konuşursak. Evet. Ertuğrul bir süreklilik yakalamıştı bence. İyi de oynuyordu. Jilo Boji de zaten bu ligin belki en iyi Stoperlerinden biri. stoperlerinden birisi. Evet.
Yani o anlamda Gaziantep'in savunmada ne yapacakları ve eğer yakalayabilirlerse Konyaspor'u eksik kontra atakta o pozisyonları Sagal'la, Markovic'le nasıl bitirebilecekleri maçın kaderi olabilir. Yani Konyaspor tarafına döndüğümüz zaman geçen yıl Konya'da oynanan maç çok ezici bir Konyaspor oyunuyla 4-1 bitmişti. Ben buna yakın bir oyun bekliyorum aslında. Ama genelde bize ters gelen rakip Antep. Hatırlarsan 2 sezon önce çok sıkıntılı bir maç yaşamıştık biz Antep'te. Şeyde düşmemeye oynadığımız sezon artık. Biraz ters gelen bir rakip olduğunu düşünüyorum ama tabii stoper tandemlerinin stoperlerinin olmayışı büyük elbette Konyaspor'da mesela şu an Calvo oyun kurulumunda yer almayacak ve orada ciddi topu birinci bölgeden ikinci bölgeye belki daha uzun toplarla üçüncü bölgeye çıkarmada çok zorluk yaşayacaktır. Ama ben dediğim gibi o takım savunmasının verdiği güven, iç saha oyununun verdiği güvenle beraber hani Konyaspor'un daha iyi bir oyun. En azından o hani özlediğimiz günlere biraz daha geçen seneki o kuvvetli oyuna biraz daha yaklaşacağını hissediyorum. O hani son dakikada Antalya'da gelen gol oyuncuları sanki biraz olsun uyandırmış gibi. O saha içindeki o benim o sevinç, o hava, o gördüğüm bir durumdu. Ben biraz daha geçen seneki iç saha oyununa, o kuvvetli oyuna hocanın takımı hazırlayacağını düşünüyorum. Kuvvetli de bir ilk 30 dakika bekliyorum aslında Konyaspor'dan. Yani elbette ilk 30 dakikada maç kopar kopmaz onu bilmiyorum ama böyle çok şiddetli baskı yapabilen, oyunu rakip alana yıkmaya çalışan bir Konyaspor izleyeceğimizi düşünüyorum. Nasıl bir orta saha tandemiyle çıkacak? Şimdi Calvo'nun da takımdan hani cezalı olmasıyla beraber Ahmet Oğuz, Adil ve Kahraman'la beraber orada üçlü bir yani defanstan üçlü bir türküyü yakalayacaksın. Soner'i oynatacaksan 4. Muhammed var 5. Mesela 5 tane yerliyle çıkar mı? Oğulcan olabilir. Geçen seneki Göztepe maçında da değindik. Yani Oğulcan'ın ön alan baskısından, o şiddetli presinden, topsuz rakibin üstüne çok iyi baskı yapmasından İlhan Hoca çok etkilenmişti. Bir ikili sohbetimizde de bundan bahsetmişti. Belki tekrardan bir Oğulcan hamlesini görebiliriz. Belki bilmiyorum bir anda Pavicic sıra sana forma şansı geldi diyebilir ama çok gelenekselci bir hoca olduğu için hani ben Pavicic'in Dünya Kupası arasına kadar belki son maçın 10-15 dakikalarında oyuna girebileceğini düşünüyorum. Çünkü hani kadro sürekliliğini de çok seven bir hoca. Evet. Dar rotasyonu çok seven bir hoca İlhan Hoca. Doğru, haklısın. O yüzden hani Pavicic'i beklemiyorum ama hani belki Soner yerine Oğulcan olabilir. Oğulcan olabilir. Bence yüksek ihtimal Oğulcan'la oynaması Soner yerine. Oğulcan, Paz, Amir üçlüsü. Endri'yi sağ kanatta başlatabilir bu maç. Mihailak yerine mi? Aynen. Muriç yerine. Muriç yerine. Yine sol kanatta Zümer oynatır. Yani orta sahada ufak bir değişiklik yapar. Sağ kanatta da Endri'yi başlatır diye düşünüyorum. Yani ben Amir, Oğulcan, Endri, Mihailak, Zümer, Muhammed. Sanki sağ kanatta Endri'yi kullanır gibi geliyor bana. Öyle mi diyorsun? Aynen. Çünkü yani, Paz da kötü oynamıyor. Yani Paz'ı nasıl buluyorsun sen? Yani bence Paz geçen sene hani Konyaspor'un deplasman oyunlarında topu çıkartamıyordu ya. Topu Amin üzerine çok baskı yüklediği zaman, rakip oraya bastığı zaman bir an çıkamıyordun. Abdülkerim'in uzun toplarına kalmıştın. Ya da Mihailak'ı savunma arkasına kaçırmaya ya da Sukubic'i. Evet. Paz sanki bu anlamda o Amir'in üzerinden biraz baskıyı alalım. Topu birinci bölgeden ikinci bölgeye daha rahat çıkartalım oyuncusu. Fiziği de iyi. Fiziği de iyi. Genç de bir oyuncu. Para kazanabileceğin de bir oyuncu. Ve Portekizli Avrupa piyasası olan, pasaportu olan bir oyuncu. Yani biraz üzerine düşürürse
Hem para kazandırabilecek. Ama hani oyuncu. İlk etapta Konyaspor'a ne katar diye bakacak olursan ya belki şey olabilir. Hani Amir'le beraber takıma yük mü acaba diye düşünebilirsin. Aynı anda sahada olması. Ama yani mesela en büyük dezavantajı önünde Amir gibi bir oyuncunun olması. Evet. Tabii Amir'e ben yani teklifte gelebilir. Yani şu anda hali hazırda en iyi para edebilecek hatta satabileceğimiz en iyi oyuncu Amir. Yani Kalbo'yla beraber. Zümer'le Amir beraber. Böyle bir durumda karşılaşırsak Amir'le ilgili. Paz onun yerini doldurabilir sanki. Hani doldurabilirden kastım şu. Tabii ki %100 anlamda onun kattığı şeyleri katamayabilir ama en azından o ışığı verir düşüncesi. Şöyle bence bir Ziraat Türkiye Kupası maçında büyük bir ihtimalle Amir'i dinlendirip orada Paz'ı tek başına hoca deneyecektir. Evet. Belki o maçlar bize hani Amirsiz bir Konyaspor'un acaba nasıl bir oyun oynayabileceğini hani gösterebilir. Amir de çok hani kadro sürekli olan bir oyuncu. Çok fazla cezalı duruma ya da sakatlık durumlarında olmayan bir oyuncu. Evet. Ya zaten olmasın da bunu istemiyoruz. Ben yanlış anlaşılmasın. Linç yemeyelim. Ama bir şekilde de hani o sahada yokken de oynamayı da bir şekilde bilmen lazım. Dediğim gibi ben hani Konyaspor'un ön alan baskısını yapacağı, böyle topu Antep yarı alanında oynamaya çalışacağını düşünüyorum. Ama arka tarafta hani Calvo yavaş, Calvo hızlı bir oyuncu. Şimdi Kahraman'ın bize nasıl bir oyun göstereceğini, nasıl performans göstereceğini bilemiyoruz. Yani çok yani dikkatli olunması lazım. Markovic ve Sagal, yani bu ligin en iyi kontra atağa çıkan kesinlikle iki oyuncusu. Yani. Markovic'i ben bu kadar da iyi beklemiyorum. Aynen yani, iyi dönmüş. Partizan'da Partizan zaten kendi kulübü diyelim yani. Yetiştiği kulüp. Ama diğer taraflardaki yapmış olduğu işler son zamanlarda çok iyi değildi. Partizan'da da öyle hani çok böyle ofansif yani anlamda çok kreatif bir oyuncu izlenimi vermiyordu. Evet. Fenerbahçe'de de çok birkaç maç göstermişti. Sakatlıklarla şey falan gibi, çok boğuştu. Lens vardı. German Lens. Aynen. Yani Lens Fenerbahçe'de çok iyi bir sezon geçirdi. Arkasında işte Beşiktaş aldı falan. Orada patladı. Ama bence orada mesela doğru oyunda şey doğru oyuncuyu bulmakla alakalı. Mesela orada o zaman Advokat ne istediğini bilecek. Lens'e at topu demişti. Yani Lens orada kontratta oynasın. Ne istediğini bileceksin yani. Kadro kurarken sana hangi oyuncu ihtiyaç? Onu alman gerekiyor. Yani mesela, sana ihtiyacı olmayan bir oyuncu aldığın zaman isterse dünya yıldızı olsun. Hiçbir anlamı yok. Mesela Hamilton, bilmiyorum dünkü Karagümrük Fenerbahçe maçını hiç bakabildim mi ama mesela şu Karagümrük'te oynar. Niye? Çünkü ona uygun bir oyun var. Evet doğru. Mesela Ümraniyespor'da oynayabilir. Niye? Çünkü kapan çık takımı. Biraz daha yani topla çok ilişkin olmayacak. Topu sadece birkaç dürtmeyle rakip yarı alana götürmen gerekiyor ve orada doğru pası bulman gerekiyor. Doğru oyuncuyla. Hamilton Antep'te oynar mı? Bence oynar. Yani o zaman devre arası gönderelim abi. Yani bir dediğim gibi ben belki bir önceki şeyde de pozisyon diyorum. Programda da söylemiştim. Yani burada hani Amir'e de çok suç bulmuyorum. Ya çünkü bu oyunun oyuncusu değilsin ki sen abi. Burada yani Serdar'ı gönderip Hamilton'u hani getiren bir yönetime eleştirim var. Yani sen Serdar'ı gönderip bu takıma Halil'i getirsen ya da bu takıma oralara girersek Emre Kılıncı getirsen ya da ne bileyim Deniz Türücü getirsen derim ki ya doğru bir transfer. Oralara girersek yerli yani. Kanat oyuncu gönderiyorsun. Yerli kanat oyuncusu getiriyorsun. Bugün bir haber gördüm. Konyaspor devre arasında 10 numara alabilir şeklinde bir haberdi. Bilgin var mı? Yok vallahi. Bugün öyle bir haber gördüm. Yeni Gün Spor'daydı galiba. Öyle mi? Aynen. Görmedim. Tabii gözük çok erken bence bunları konuşmak. Kesinlikle. Ki senin daha forma alamayan oyuncuların var. Kupa maçlarında falan değerlendireceksin. Görmek lazım. Ne yapacak, ne edecek. Sonuçta biz bu kadroyla çıktık. Yani gemide bu arkadaşlar var. Sahip çıkmalıyız yani. Yani takıma şu an ön alanda bir 10 numara, efektif bir 10 numara. En azından eğer hoca gerçekten Pavicic bu 8 numara oynuyor, ben onu 10 numara oynatmayacağım diyorsan bir tane lazım. Ama bakalım belki orada Pavicic denerim diyorsan bir onu denemek lazım. Ama yok kardeşim, eğer Endri bu takımda yoksa ben Pastoner
Amir'le oynarım. Oraya Pavic'i atmam. Oraya başka bir oyuncu devşirmem. Benim tek 10 numaram Henry diyorsan hep sen 10 numara al. Evet. Bulabiliyorsan bakalım, yerli al. İlerleyen günler ne gösterecek? Önemli olan Dünya Kupası'na kadar şey yapmak. Yani şu an 15 puan var Dünya Kupası'nda. 12 puana okey misin? 15 puandan 12 puan. Evet, 15'ten 12. Ben okeyim. Çıkmayalım. Çekemeyiz programı. Ne konuşuyorsun? Galibiyet konuşmaktan zevk alırım. Yani maç maç gitmek lazım ama yani bir Kayseri maçı var. Kayseri, Kasımpaşa, Adana, Antep, Trabzon. 5 maç. Yani Trabzon'da hani dün şey Avrupa maçları falan çok kötü. Yani şöyle baktığımız zaman Konyaspor'un geçen sezon bize vermiş olduğu elektrikle ve bu sezon başlamış olduğu belli bir puan ortalamasıyla hepsini 3 puana da yazabiliriz. Evet. Ama illaki puan kaybı olacaktır. Olabilir. Ya şimdi haftaya Adana deplasmanına gidecek. Çok yani zor deplasman. 15 puan 15'ini de alabilir ama keşke. Olabilir. Adana Demir baktığımız zaman zor bir rakip. Ya hücum 3 puan falan, alabilir miyiz? Alabiliriz ama zor bir rakip. Gerçekten çok iyi bir takım. Trabzon hakeza 3 puan alabilir miyiz? Şu Trabzon'dan ki kötü oynuyorlar. Ama alamayabiliriz. Yani öyle bir rakip. Bu yani şey dönüşte. Aslında dedim ya Avrupa dönüşü eğer bilmiyorum maç takvimi Avrupa dönüşü mü ama Avrupa dönüşü yakalayabilirsen alabilirsin aslında ya. Doğru rakiple doğru ne zamanda olmaz. Oynamakla alakalı aslında. Doğru. Biraz fikstür avantajı hani normalde fikstür avantajına çok katılmam ama Avrupa maçları bunun dışında bir olay. Yani Avrupa'dan dönen takımlar genelde başarısız. Mesela oluyor. Bu fikstürden ben hangisinden mesela çok korkuyorsun dersen. Mesela Kayseri Spor'dan Trabzon ve Adana maçlarından azından daha çok korkuyorum. Çünkü yeni bir hoca var ve gerçekten Türk futboluna bir şeyler kazandırmak için uğraşan bir hoca var. Kötü de oynamıyor. İyi Kayseri. De oynuyor. Yani oynaması gerektiği gibi puana odaklı bir yapıda oynuyor. Adana Demir'in yine kadrosu çok geniş bir takım. Adana yani hücum kreatif yani Zuba, Onyekuru, Belhanda, Akintola, Emre Ason Akbaba. Bolango, Emre Akbaba, Yusuf Sarı. Bizde Amit İstanbul'u, Gökhan İnler. Ya gerçekten ya. Çok iyi bir takım. Kağıt üzerinde iyi bir takım. Ya belki şeyi kaybettiler ama Tayyip Talha'yı oraya da yani orada da Rakiski gibi bir oyuncu da aldılar. Çok iyi bir şeyleri de var, bekleri de var. Brezilyalı mıydı? Semih oynuyor galiba. Son maçta o mu oynadı? Tam hatırlamıyorum ama sanki o oynadı. Semih. Sol stoper. Anabilir. Yani maç maç gideceğiz ya. Hani Antep inşallah buradan taraftarlara da çağrı yapalım. Evet. Taraftarlar artık hani cumartesi günü akşam maçı. Evet, bilet fiyatlarında 8. da belki biraz bir indirim de olabilir. Bilmiyorum tam. Yani bir şey olabilir. Şimdi açıklamadım yani fiyatları ama. Olursa güzel olur. Yani güzel bir atmosfer yakalarız. Antep'i de burada yeneriz inşallah. Sonra önümüzdeki maçlarda yorumlarız keyifli bir şekilde. Ben bunu temenni ediyorum. Volkan Demir'in Bertu ısrarını nasıl değerlendiriyorsun? Ya Bertu Sarıyer'den geldi sanırım. Hatay Spor'a. Sarıyer'de de iyiydi. Yani potansiyeli var. Milli takım omuzuna dahil olabilir mi? Ben bir izledim biraz şöyle. Sanki yani, kumaşı olan bir futbolcu gibi. Gol de diğer attı. Bölgelere göre sanki avantajı daha yüksek. Mesela stoperde ne kadar iyi oynarsa oynar. Mesela bugün Samet Adana Demir'de çok iyi performans sergiliyor ama stoper havuzu çok geniş olduğu için ve kaliteli futbolcular olduğu için şansı yaver gitmiyor. Onun dışında orta sahada çok ciddi bir havuz var milli takımda. Ama santrafor için aynı şeyi söylemiyorum. Hani santraforda daha işler biraz daha kolay. Biraz daha böyle istatistik yapılırsa. Sol bek gibi. Aynen. Sanki işleri daha kolay gibi ama biliyorsun milli takımda seçme ve seçilme hakkı çok şey değil. Demokratik değil yani. Ne bileyim İstanbul şeyi ya Volkan demiyor. Gidebilir belki. Daha kolay gider yani. Bilmiyorum ya. Hani sonuçta patenti Hatay Spor olduğu için. Yani. Çok net konuşamıyorum. Olabilir. Ama inşallah ilerleyelim. Yani gelir gelmez ilk 11'e 2 maçta da atınca dedim acaba ne düşünüyorsun? Merak ettim düşünüyorum. Ya şimdi orada şöyle aslında Volkan Demirel'in yaptığı doğru bir şey midir? Bana göre doğrudur. Çünkü Hatay Spor'un iyi oynadığı dönemlerde Mamedyuf önde oynuyordu.
Onun arkasında El Kabi veya işte sol çapraz diyelim, hani 4-3-3 gibi oynuyorlardı sanki, yanlış hatırlamıyorsam. El Kabi, ondan önce Bu Penza. Bunlarla birlikte oynadığı için, yani direkt santrafor, bu hızlı oyuncularla birlikte oynadığı için çok kolay skor katkısı yakalayabiliyorlardı. Ama Bertu oynamazsa El Kabi'yi santrafor atıyor. Santrafor'da da çok etkili olamıyor El Kabi. Çok etkili olmuyor. Evet, kreatif, güzel bir futbolcu, kaliteli bir futbolcu. Teknik anlamda gerçekten iyi bir futbolcu El Kabi, ama direkt santrafor olarak, birinci santrafor olarak ön tarafta çok etkili olamıyor. Ama Bertu'la birlikte sanki daha iyi işler yapabilir gibi geliyor bana. Önlü arkalı. Olabilir. Sanki. Son Konyaspor'la ilgili eklemek istediğim var mı? Valla stadı dolduralım yani. Bu atmosfer gerçekten yetersiz geliyor ya. Hani şu takım onu hak etmiyor. Bence de hak etmiyor. İnşallah bu hafta tam böyle maç haftası. Tam hani derler ya zemin ve hava şartları şeye uygun diye, maça uygun diye. Öyle bir havada maça çıkacağız. İnşallah hem stadı doldururuz hem de güzel bir galibiyet alırız. Yeni hibrit çimlerimizle birlikte. Tekrardan diyorsun. Aynen. İnşallah iyi olur. Senin var mı bir görüşün? Yani skor alalım. Skor mu? Ya bilmiyorum, geçen hafta tutmadı. Oynayan varsa kanka yok ve gerçi alttan tuttu. 2-0 demiştim. 2.5 demiştim ben de. Aynen, ben hani 2-0 biraz daha alta yakın bir tahmin. Alt oynayan varsa tuttu. Bundan sonra hepsini 1-0 diyelim. 1-0 olsun, bizim olsun diyelim. Zaten genel ama ben daha hareketli bir maç bekliyorum yani yenisi. İnşallah dediğin gibi olur. Zaten hareketli maçlar. Dünkü 5-4 gibi bir hareketli maç istemiyorum da yine de bir 3-1'e falan olur ya. İnşallah. Yani başka da konuşacağımız da bir konu kalmadı aslında. O zaman izleyenlere teşekkür ederim. Evet. Bugün İbrahim abiyle beraber Konyaspor'un hem Antalya maçını konuştuk. Kadro içindeki son durumları, İlhan Hoca'nın açıklamalarını ve biraz Antep maçını konuşmaya çalıştık. Bugünlük Bar Odası'ndan bu kadar. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.